Herkese merhaba. Sesim net duyuluyor mu? Diye bir kontrol edelim. Herhalde herhangi bir sorun yok. Herkes net bir şekilde ekranda gördüğünü düşünüyorum. Chat kısmını ben göremiyorum şu an ama siz kendi aranızda ben sunum yaparken birbirinize soru sorabilirsiniz ya da sorularınız olursa sunum esnasında orada paylaşabilirsiniz. Sunumun sonunda sorularınızı cevaplayacağım. Bugün güzel bir sunum hazırladım. Olabildiğince daha detaylı ve kapsamlı bir şekilde kaliteli içeriğin kapsamını biraz daha detaylandıracağız. Biraz daha derinlemesine analiz edeceğiz. Giriş kısmını çok fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Önce bir kısaca kendimi tanıtayım, beni tanımayanlar için. Adım İlyas Teker. Yaklaşık olarak 10 yıldır dijital pazarlama üzerine şirketlere danışmanlık veriyorum. Son 2 senesi Amerika'da olmak üzere Avrupa ve Türkiye'de birçok yerel ve global şirketlere danışmanlık verme şansı yakaladım. Bu sayede birçok büyük projede bulunma fırsatıyla beraber deneyim de kazandım. Klasik olacak ama koridor oyununda da uzmanım. Bilmeyenler için hızlıca bir Google yapmanız faydalı olabilir. Tabii ki bu kadar zaman geçtikten sonra birçok büyük markayla çalışma şansım oldu. Bu da daha fazla deneyimi getirdi beraberinde. Beni nerelerde gördünüz? Olabildiğince bildiklerimi daha fazla paylaşmaya çalışıyorum. İşte globalde Deep Cross, Semrush gibi bloglarda içerik üretirken, yerelde işte Webfrazi, Marketing Turkey, Campaign ve Dijital Edge'de de içerik üretmeye devam ediyorum. Aynı zamanda İngiltere menşeli Deepcrawl'un Advisor Board Member'ı olarak onlara destek sağlıyorum. Ve Mount Novo'nun geçen sene yapmış olduğu ankette dünya üzerinde takip edilmesi gereken 70 SEO'dan biri seçildim. Bugün konuştuğumuz konularla ilgili daha sonra sormak istediğiniz ya da merak ettiğiniz farklı konular olursa bana sosyal medya üzerinden ya da mailim üzerinden her zaman erişebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Daha sonra zaten sunumu paylaşacağız. Sunumun dışında farklı sorularınız olursa bana bu kanallar üzerinden erişebilirsiniz. Şimdi bugün neler konuşacağız? Bir onları netleştirelim. Sonra adım adım ilerleyeceğiz zaten. İçeriğin kalitesi neden önemli? Biraz bundan bahsedeceğim sizlere. Sonra kaliteli içerik stratejisi nasıl olmalı? Bunun için planlama, üretme, yayınlama ve ölçümleme adımlarını tek tek derinlemesine ele alacağız. Haydi başlayalım. Şimdi önce biraz geriye gidelim. Taş devrinde insanoğlu mağaralara kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederken şekillerle, yazılarla bugün ise bir günde üretilen ve tüketilen içerik milyonlara ulaşmış durumda. Ve her gün 7 milyonun üzerinde blog yazısı yayınlanırken bunu dakika bazında ele aldığımızda 4800 blog yazısına denk geliyor. Ve bu kadar yazıyla birlikte giderek çeşitleniyor. Sadece tekst değil, video, animasyon ve diğer birçok çeşit content türü hayatımıza giriyor. Ve daha fazla şirket oyuna dahil oluyor. Daha fazla şirket content üzerine yatırım yapıyor. Bu kadar içerik üretiliyorken İnsanlar neden sizin içeriklerinizle ilgilensinler? Bu aslında bugünün ana konusu diyebiliriz. İçeriği ürettikten sonra ziyaretçilerin geleceği hayali çok da çalışmayabiliyor. Yani bir Eyfel Kulesi inşa etmediğiniz sürece içerikleriniz hemen ilgi görmeyebilir. Ve gerçekte olan da bazen analitik ekranda bu şekilde olabiliyor. Bir içerik paylaştığınızda istediğiniz kadar trafik elde edemeyebiliyorsunuz. Aslında artık daha fazla içeriğe değil, daha kaliteli içeriklere ihtiyacımızın olduğunu da bu ekranlar yansıtıyor. Çünkü Google'da bunun için sürekli kendi algoritmasını güncelliyor. İçeriğin kalitesi neden önemli? Biraz bundan bahsedelim. eHav'ı biliyorsunuz, yabancı Amerika menşeli bir şirket. Düşük kaliteli içeriğe üretmeye devam ettiği için borsaya açık olan bir şirket yaklaşık 2 milyar dolar değerinin düştüğünü görüyoruz zaman içerisinde. Bunlar da içeriğin ne kadar önemli olduğunu ve kaliteli bir içeriğin
bize ne kadar fayda sağlayacağını gösteriyor. Yine haber sitelerinin bir dönem SEO için üretmiş oldukları kontentler, işte küçük A 10. bölüm izle, Recep İvedik izle tarzında birçok kullanıcıya bir fayda sağlamayan Google'u kandırmaya yönelik içerikleri bir dönem siteler üretti. Ve daha sonra Google bu siteleri belirli bir süreliğine arama sonuçlarından kaldırdı. Yine yakın zamanda Acun.com'un da başına geldi. Google'da Acun yazdığınız zaman kendi sitesi bile çıkmıyordu. Ve daha sonra bunu globalde Search Engine'den haber olarak yayınladı. Tüm bunlar bize aslında günü kurtarmak için değil, uzun vadeli planlar yapmamız gerektiğini gösteriyor. Peki, kaliteli bir içerik stratejisi nasıl olmalı? Bunu biraz açalım adım adım. Dört adımda topladım bunları. Birinci adım planlama. İkinci adım üretme. Üçüncü adım yayınlama. Ve dördüncü adımda ölçümleme olacak şekilde dört adımda bugün bunları işleyeceğiz. Şimdi bu adımları tek tek ele alalım. Birinci adımımız planlama. Planlamanın birinci alt başlığı hedef kitleyi doğru tanımak ve anlamak. Burada da örnek olarak Pegasus'u ele aldım. Aynı zamanda Pegasus'un SEO operasyonunu da ben yönetiyorum. Baktığımız zaman şimdi Pegasus'un hedef kitlesinde bir yerlere mi gitsek diye düşünen insanlar var. Nereye gitsek? Popüler yerler nereler? Bunu düşünen insanlar var. Karar verilme sürecinde satın alma süreçleri yaşıyorlar. Daha sonra tatile gitmeden önce giderken, şehre varınca bir aslında hikaye, müşterinin bir hikayesi var. Gitmek istediği bir yol var ve biz bu hikayede başlangıçtan sona kadar onun yanında olmalıyız. Gidilen yerle ilgili ne yenir, ne görülür gibi merak ettiği şeyler ve eve dönerken ve tatil sonrası durumları ele alıyor. Burada Pegasus'la birlikte bir yerlere gittim mi gitsek diye düşünen hedef kitle için onlara bir içerik üretip bu üretilen içerikle beraber o kişinin, hedef kitlenin, müşterinin merak ettiği, çözmeye çalıştığı bir sorunu anlamış oluyoruz. Burada da mesela Ağustos 2017'de gidilebilecek Avrupa'nın en iyi festivalleri bir yerlere git mi gitseydin aslında cevabını veriyor. Yine popüler yerler nereler? Burayla ilgili mesela Arnavutluk sahilleri henüz keşfedilmedi. Buraya gidebiliriz. Bu bir aslında öneri, bir içerik önerisi. Yine karar verilme sürecinde yaşanılan bir sorun varsa bunu nasıl çözülebilir? Burada da bir seyahati en ekonomik şekilde nasıl planlayabiliriz? İçeriği aslında bu hedef kitleye fayda sağlıyor. Yine tatile gitmeden önce, şehre varınca mesela uçak fobisi yenmeye yardımcı olacak adımlar bu kritik bir nokta. Bunu da bu içerikle cevaplamış oluyoruz. Yine Belgrad'a gitmeden önce bilinmesi gerekenler, müşterinin, hedef kitlenin yine bir sorunu ve bunu da bu içerikle cevaplayıp yanında olmuş oluyoruz. Ya da gidilen yerle ilgili ne yenilir, ne içilir? Bu hedef kitlemizin zamanı geldiğinde yaşayacağı bir konu, merak edeceği bir soru ve biz bunu şimdiden bu şekilde cevaplamış oluyoruz. Ya da eve dönüş esnasında uzun süren yolculuklar keyifli hale nasıl getirebiliriz tarzında bir içerik hedef kitlenin bu sorununa bu noktada cevap olmuş oluyor. Sadece bunlarla sınırlı değil. Hedef kitle değişkenini gösterebiliyor. Yoga seven kadınlar, PlayStation bağımlısı erkekler ya da maceracı sevgililer, evli ve çocuklu aileler. Hedef kitlemiz aslında çok farklı segmentlerden oluşabiliyor. Ve biz de bu hedef kitle için ayrı ayrı içerikler üretip hepsinin sorunlarına, merak ettiği şeylere doğru iletişimle birlikte yanıt veriyor olmamız gerekiyor. Ve bunun için birçok tabii ki araç var. Similarweb bunlardan biri. Hedef kitleniz neyle ilgileniyor, nelere daha merak ediyor. Bunları Similarweb'deki audience kısmından da takip edebilirsiniz. İki, trendleri gündemi yakından takip etme. Bu noktada planlarken
gündemi yakından takip etmemiz gerekiyor. Mesela İstanbul'daki dolu yağışı ile ilgili o ne diyor? Güzel bir içerik hazırladı ve yaklaşık 6 bin paylaşım aldı. Bunun gibi bizim de trendi, gündemi takip eden içerikler üretmemiz lazım. Üç, fikir bulma, ilham alma. Bir gün Bigo'nun hiçbir zaman ismini doğru söyleyemiyorum. 10 ünlü markanın logosunu ezberden ne kadar doğru çizebilirsiniz şeklinde globaldeki bir içeriği yerleştirmişler. Bu noktada bu beraber yapmış oldukları testte birçok kullanıcı bununla ilgili bu şekilde çizimler yapmışlar. Apple için, Burger King için, Domino's için çizimler olmuş ve bu araştırma yapan şirketin kendi orijinal sitesindeki yazısı tam 2600 backlink ve 231 farklı siteden backlink elde etmiş durumda. Bu da özgün bir fikir bulmanın, ilham almanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sosyal ağlarda da yaklaşık 5000'den fazla sosyal paylaşım yakalamış durumdalar. Yine devam edelim. Bir adamın tam 365 gün boyunca her gün karısı için çizdiği aşk dolu illüstratörler yine güzel bir içerik. Bu noktada bu tarz işte onu çok fazla seviyorum ve gülmesi için her şey yapan tarzında içerikler paylaşılmış. Ve bunlar da toplamda 74 bin paylaşıma ulaşmış durumda. Yani doğru fikir ve ilhamla üretilen içerikler de günün sonunda bize ciddi fayda sağlıyor. Ve yazının orijinali yayınlandı site BulletPoint'ta. Burada da 80 backlink ve 37 tane domainden bu backlink'i elde etmiş durumdalar. Doğru dil ve ton kullanımı da çok önemli. Çünkü çok iyi bir fikriniz olabilir, hedef kitlenizi çok iyi tanıyor olabilirsiniz. Ama doğru dil ve tonu kullanmadığınız zaman bu rahatsız edici olabilir ya da ulaşmaya çalıştığınız başarı sizi tatmin etmeyebilir. O nedenle doğru dil ve ton kullanımı da içerik üretirken kritik bir konu. Beşinci adım, bu içerik size ne kazandıracak? Hedefi doğru tanımlamamız lazım. Ara su içiyorum, o yüzden sessiz kaldığımda bilin ki su içiyorum. Bu içerik ne kazandıracak diye baktığımızda mesela 2017'de yapılan bir araştırmada bir brand awareness yani marka bilinirliği için mi bu içeriği üretiyorsunuz? Bir etkileşim mi? Bir yeni müşteri kazanımı için mi? Satış için mi? Öncelikle bunu tanımlamamız gerekiyor. Her ürettiğimiz içeriğin bir amacının olması lazım. Bunları ben daha sonraki sunumlarda daha detaylı anlatacağım zaten. Planlama kısmı tabii ki çok çok daha geniş ama süremiz kısıtlı olduğu için olabildiğince kritik olan maddeleri ön planda işledim. Şimdi üretme kısmına geçelim. Üretme ile ilgili neler dikkat etmemiz lazım? Onlara bakalım biraz. Ziyaretçilerimizin ya da müşterilerimizin hangi sorununu çözmeyi hedefliyoruz? Bu ürettiğimiz içerik için kritik bir konu. En ucuz uçak bileti mesela nasıl bulunur diye baktığımızda yolda olmak bununla ilgili bir güzel bir içerik üretmiş ve yaklaşık 1255 kişi bu içeriği paylaşmış. Bir diğer örnekte Evcil Club, kedimin beni sevdiğini nasıl anlarım? Bu aslında ziyaretçilerin ya da müşterilerin bir sorunu. Bununla ilgili de Evcil Club, kedilerin sizi sevdiğini gösteren 10 işaret şeklinde güzel bir içerik hazırlamış durumdalar. Yine ütü neden su akıtır? Tefal şeklinde bir aramamız var. Sağ tarafta arama sonuçlarını görüyorsunuz. Ama ilk sayfada Tefal'in sitesinden ilgili hiçbir içerik yok. Yani aslında birinci sırada kullanıcılar Tefal'i ararken arama sonuçlarında Tefal'i göremiyorlar. Hatta şikayetyolla.com sitesi falan çıkmış. Bu da kullanıcılar aslında sizi her yerde arıyorlar. Her yerde sorunları var ve siz de doğru noktalarda onlara yanıt veriyor olmanız gerekiyor. Bu da arama sonuçları için içerikle mümkün oluyor. Yine merak eden kullanıcılar var. Helikopterin kornası var mı? Bunu mesela ben de merak ediyordum. Cockpit.io bununla ilgili oturup güzel bir içerik yazmışlar. Ve yaklaşık 40 bin sonuç var Google'da bununla ilgili. Ya da uçak fobisini yenmek. Yine Pegasus bununla ilgili
kaçak fobisini yenmeye yardımcı olacak adımlar şeklinde merakı gideren müşterimizin ya da ziyaretçilerin bir sorununu çözmeyi hedefleyen bir içerik üretiyoruz. Yine tatil nasıl planlanır? Burada nerede kalkomun? Son adımda son dakika tatil planlama rehberi bu arama yapan ziyaretçi ya da müşterilerin bir sorununu çözmeyi hedefliyor. İkinci kısımda SEO için optimizasyonları yapılması var. Burada da ürettiğimiz içeriğin yazı başlığının ilgi çekici ve hedef anahtar kelimeleri kapsayacak şekilde olması lazım. Paris'te gezilecek yerler, en güzel 30 yer ve ekonomik gezme yolları. Güzel bir başlık. Ya da dizilerde yükselen trend, mutlaka izlenmesi gereken en iyi 16 Kore dizisi. Yine güzel bir başlık. Ya da Ekim ayında uyku size haram olsun istiyorsanız kesinlikle izlemeniz gereken 31 korku filmi gibi. Hem yanıt hem de kullanıcılara ilgi ve merak uyandırıp tıklamaya yönlendirecek başlıklar atmamız lazım. URL'i kısa ve hedef kelimeleri içerecek şekilde optimize etmemiz gerekiyor. Mesela nefis yemek tarifleri, işte kahvaltılık krep tarifi, ıslak kek tarifi ya da patatesli sulu köfte yemeği gibi kısa ve hatırlanabilir URL'ler bizim kaliteli içerik üretirken üretme adımında dikkat etmemiz gereken bir diğer konu. Kullanıcılar yazmayı düşündüğünüz içerikle ilgili neleri arıyor? Bunu da üretme kısmında düşünmemiz lazım. Mesela İtalya ile ilgili işte Roma'da ne yapılır? Ne zaman gidilir? Yapılacak şeyler tarzında arama yaparlarken limonlu kekle ilgili kalori merak eden ya da soslu limonlu keki merak edenler var. Elma sirkesinin faydaları, cilde zararları var mı? Nasıl kullanılır tarzında her içeriğe ulaşmaya çalışan kitlenin yapmış olduğu aramalar farklı. O nedenle biz de içeriklerini üretirken kullanıcılar bu içerik yazmayı düşündüğümüz başlıkla ilgili neler arıyor? Bunun öncelikle bir araştırmasını yapmamız lazım. Ve 2016'da yapılan aramaların %52'si long tail dediğimiz yani 3 kelime ve üzeri sorgularla oluşuyor. Bu da bizim için aslında bir fırsat. Eğer bu kelimeleri doğru şekilde yorumlayabilirsek ürettiğimiz içeriğin de kalitesini o seviyede artırmış oluruz. Kelime araştırması için kullanabileceğimiz bazı araçlar var. Bunlardan hızlıca bahsedeyim. Keyword.io bu noktada size fayda sağlayacak araçlardan biri. Daha sonra SEO Monitor yine bu noktada kullanabileceğiniz araçlardan biri. Semrush aynı şekilde kullanabileceğiniz araçlardan biri. Ve yine Ahrefs özellikle kelime tarafında size fayda sağlayacak olan araçlardan biri. Nasıl bir içerik üretsem diye düşünmenize fayda sağlayacak farklı araçlar da var. AnswerThePublic.com yabancı, yani şu an için Türkçe'ye desteklemiyor ama size fikir verebilir ya da İngilizce içerik üretenler varsa aramızda kullanabileceğiniz bir araç. Herhangi bir kelime giriyorsunuz ve bu kelimeyle ilgili size arama sonuçlarında neler geliyor, kullanıcılar bu kelimeyle ilgili neler aratıyor, bunun size fikrini veriyor ve siz de bu sayede içerik üretirken tıkandığınız ya da artık ne yazsam diye düşündüğünüz noktada size fikir veren araçlardan biri. Devam edelim. Tüm bu konuştuklarımızı aslında uyguladığımızda başarı kendiliğinden geliyor. Danışmanlık verdiğim müşterilerden bir tanesinin blog tarafındaki operasyonlarına başladıktan sonra doğru adımlarla birlikte Şubat 2017'de mesela 150 bin aylık organik trafiğe ulaşmış durumda. Bu doğru adımları bugün konuşacağımız şeylerin hepsini yaptığınız zaman size ekstradan ücretsiz 150 bin trafik gibi çok daha küçük bir kümede karşılık geliyor. O nedenle aslında bayağı kritik bir konu. Ana başlık ve alt başlıkları kullanmayı unutmamamız gerekiyor. SEO için ürettiğimiz içerikte. Şehir içi ulaşım için tercihini yap. Mesela bir alt başlık. Tur operatörü gibi düşün. Doğaçlamaya zaman yok ya da şehrin üzerinde ibadet değil gibi. Kullanıcı için alt başlıklar içeriğin kalitesini arttıran önemli bir konu.
Doğru ve yeterli hacimde hız optimizasyonu yapılmış görsel kullanımı kaliteli içerik için çok çok önemli bir konu. O nedenle bizim içerik konusunda ne kadar dikkatli oluyorsak görsel konusunda da o kadar hassas ve dikkatli olmamız lazım. Neden? Çünkü insan beyni 60 bin kat daha fazla işliyor görselleri. O nedenle eğer anlatmaya çalıştığınız bir duygu, bir farklı bir his varsa bunu kelime yerine görsel ifade ettiğinizde aslında beyin içinde daha kalıcı olabiliyor. Peki sitemizde görseller kullanırken tabii ki SEO'yu da düşünmemiz gerekiyor. O nedenle görsel tarafta hız optimizasyonu içinde kullanabileceğimiz bazı araçlar var. Bunlardan bir tanesi Optimizer ile bunu kullanabilirsiniz ya da Compressor.io yine içeriklerinizi yayınlamadan önce görsel tarafta sıkıştırıp daha hızlı olmasını sağlayacak araçlardan biri. Bir diğeri CDN kullanımı. Ekranda da gördüğünüz üzere üstte CDN olmadan kullanıcıların tek bir server erişimini, altta CDN olduğu zaman en yakın server erişerek daha hızlı bir şekilde ürettiğiniz içeriğe erişmelerini sağlıyor. O nedenle yüksek trafikli bir siteniz varsa mutlaka CDN kullanarak daha hızlı açılmasını ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmanızı sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde görsel kullanılan yazılara gelen backlinkler her zaman daha fazla olabiliyor. O yüzden görsel içeriklerinizin yani içeriğinizde görsellerin olmasına da mutlaka dikkat edin. Yine yazı ile ilgili kullanıcıya fayda sağlayacak diğer sitelere link verebilirsiniz. Bu SEO için kötü bir şey değil. Sadece nofollow ve dofollow denilen iki ayrım var. Dofollow verdiğinizde sayfadaki değerden o linke bir aktarım olurken nofollow verdiğinizde bir aktarım olmuyor. Yani korkusuz bir şekilde sitenizden nofollow link verebilirsiniz. Eğer kullanıcı o yazıyı okurken verdiğiniz link kullanıcıya ekstra bir bilgi katıyorsa, ekstra bir değer katıyorsa link eklemekten kaçınmayın. Yani nofollow link veriyor olmanız SEO anlamında zarar değil, aslında kar sağlıyor diyebiliriz. Devam edelim. Üretilen sayfa, yani sonuçta bir içerik üretiyoruz, bu bir sayfaya dönüşüyor ve bunun desktop ve mobilde hızlı bir şekilde açılıyor olması lazım. Mesela bir tane sayfa test ettim. Açılma süresi tam 11 saniye ve Google datalarına göre yaklaşık trafiğin, yani o sayfaya gelen trafiğin %30'unu hızdan dolayı kaybediyor ve bununla birlikte endüstrinin altında, yani üstünde kalan bir hızı var. O yüzden hız çok kritik bir konu ve siz de sitelerinizi ve sayfalarınızı Google'un ekranda paylaştığım linkiyle test edebilirsiniz ve yapılması gereken hız adımlarını, optimizasyonları Google dokümanında kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu da yine kaliteli içerik için önemli bir adım. Bunun dışında Google'un önermiş olduğu tool'un dışında da kullanabileceğimiz bazı araçlar var. GTmetrix bunlardan biri. Bunu kullanabilirsiniz. Ya da Google'un PageSpeed aracı var. Bunu kullanabilirsiniz. Pingdom yine güzel datalar veren bir araç. Dareboost var yine kullandığımız ve aşağıda da yine giftofspeed.com altındaki araçlar sizin sitenizi hızlandırırken kullanabileceğiniz araçlardan sadece birkaçı. Bunlar dışında da mutlaka farklı araçlar mutlaka vardır. Yine SEO'ya devam ediyoruz. Yazının uzunluğu da önemli bir kriter SEO için. Search Metrics'in yapmış olduğu bir analizde mesela finans tarafında ilk sayfada listelenen sitelerin ortalama 1700 kelime içerik yazdığını görmüşler. E-commerce'te 2000, sağlık sitelerinde 2400, işte ortalamada 1600 falan. Yani kısa içeriklerinizin Google arama sonuçlarında pozisyon kazanması daha zor olabilir. Atıyorum 100 kelimelik bir içerik yazıp rekabetin yüksek olduğu bir kelimede birinci sırada yer almanız 2017 SEO dünyasında biraz hayal olabilir. O nedenle içeriğin belirli bir kelimenin üzerinde olması kritik. Tabii ki kelime sayısını uzatırken spam, tekrar eden, içeriğin kalitesini düşüren, yani düşecek şekilde üretmememiz lazım. O yüzden iyi bir
editörle ya da içerik bulutuyla çalışıyor olmanız bu noktada fayda sağlayacaktır. Yine Search Metrics'in yapmış olduğu bir testi Backlinko yaptı. Yaklaşık 1 milyon Google arama sonucunu analiz edip listelenen sayfaların ne kadar kelime de içerik ürettiklerini analiz ettiler ve burada da 1950-2000 kelime civarı sayfaların kelime ürettiklerini gördüler ve bu aşağıdaki pozisyonlara doğru düşüyor. O yüzden tabii ki her içeriğiniz 2000 kelime olmayabilir, yazacağınız bir şey olmayabilir. Sadece vizyon olarak belirli bir kelime sayısının üzerinde olmanız önemli. O yüzden burada da dikkat edilmesi gereken konulardan biri bu. Uzun içeriklerin etkileşimi de daha fazla olabiliyor. Yine Huffington Post'un bir tane makalesinde bayağı uzun bir içerikti bu. Yaklaşık 506 paylaşım almış sosyal ağlarda. Ve yine benzer şekilde 29 tane backlinki sadece bu sayfada kazanmış durumdalar. 100 kelimelik bir makale olsaydı ya da sadece görsellerden oluşan belki bu kadar iyi başarı yakalayamayabilirlerdi. Yine destek verdiğim şirketlerden bir tanesinde yakaladığımız güzel bir başarı. Yaklaşık 2000 kelimelik optimize edilmiş güzel bir içerik. Tek bir sayfa ve bu bir ayda yaklaşık 38 bin trafik sağlamış ve 1842 farklı kelimeden trafik almış durumda. Yani günün sonunda daha fazla içerik değil, daha kaliteli ve optimize olmuş içeriğin neden önemli olduğunu bizzat bu rakamlar aslında bize gösteriyor. Bunun da canlı örneği karşımızda. Yine yapılan araştırmada uzun içerikler Twitter'dan paylaşım oranı daha fazlaymış. Bu da bizim kullanabileceğimiz bir metrik. Ve aynı zamanda backlink alma oranları da daha yüksek oluyor. Tabii ki bu ekranlardan şunu çıkartmamanız lazım. Yani mutlaka uzun içerik yazmamız gerekiyor. 2000, 3000, 4000 kelime değil. Yazabileceğiniz bir konu varsa, atıyorum mesela Paris'te ne yenilir, ne içilir, Paris'te görülecek yerler. Bu mesela 2000 kelime yazabileceğiniz bir başlık. Ve haliyle bunu yazabilecekken yazmamız gerekiyor. Üretmemiz lazım ki fayda sağlayabilsin ve arama sonuçlarından daha fazla trafik elde edebilsin. Aynı şekilde yine şema entegrasyonunu da içeriğimiz için yapmamız lazım. Bu arama sonuçlarında bu şekilde yıldızlı ve kullanıcının dikkatini çekecek şekilde görünmesine olanak sağlıyor. Kopyala yapıştırla içerik üretmediğimizi düşünüyorum. Eğer üretenlerimiz varsa zaten kaliteden bahsetmemiz mümkün değil. O yüzden kopyala yapıştırdan tamamen uzak durmamız lazım. Dördüncü adım SEO kısmına bir kısmını bitirdik. Yani tabii ki bunlarla sınırlı değil ama devam etmemiz lazım. Ürettiğimiz içerik ilham veriyor mu? Fayda sağlıyor mu? Ya da eğlendiriyor muyuz? Bu da önemli bir konu. Mesela ilham sağlayan bir içeriği örnek. Elon Musk'ın en çok etkilendiği 13 kitap. Güzel bir makale. Ya da fayda sağlıyorsanız zencefilin faydaları, zencefilli çayın tarifi şeklinde ya da eğlendiriyorsanız işte o ne diyor bu konuda bayağı iyi. En çok takip ettiğim yazı dizilerinden biri. Ne yapıyorsanız işte bırakıp geçen haftanın en komik 20 tweet'i. Bu mesela çok benim güldüğüm bir tweet'ti. Ya da gastronomi bölümünü bulandan Allah razı olsun. Çocuğun ev ödevini yiyeceğim tarzında. Bu tarz eğlenceli bir içerik günün sonunda size fayda da sağlıyor. Paylaşım noktasında da avantaj sağlıyor ki bu yazı mesela 2600 paylaşım almış durumda. 5. Bu içerik ilgi çekecek mi? Yani üretmeye başlayacağınız bu içerik gerçekten ilgi çekeceğini düşünüyor musunuz? Yoksa sıradan bir içerik mi olacak diğerleri gibi? Eğer sıradan olacağını düşünüyorsanız yazmayın, üretmeyin. Belki bir gün, 2 gün daha düşüneceksiniz ya da zaman harcayacaksınız ama daha ilgi çekici olacak bir konu bulduysanız onu yazın. Çünkü daha fazla içeriğe ihtiyacımız yok. Rakipleriniz neler paylaşıyor? En çok trafik alan sayfalar neler? Bunları Ahrefs'in içerisinde Ahrefs Tool üzerine görebiliyorsunuz. Mesela Milliyet'in en çok trafik aldığı sayfaları görebiliyoruz. Bu da bize bilgi sağlayan konulardan biri. Yine bu içerikleri
insanların okuduğunu unutmamamız gerekiyor. Bir empati yapmamız lazım. Ürettiğimiz içerik sadece arama motorları için olmamalı. Özellikle tekst ve görsel içerikse bu çok çok daha önemli bir konu. Ve her içeriğin liste içerik olmak zorunda olmadığını da belirtelim. Birçok farklı türümüz var ve bunları diğer türlerine değerlendirebiliriz. 8. İstikrarlı olmak, düzenli içerik üretmek. Belirli periyotta üretilen içerikler size daha fazla avantaj sağlıyor. Belirli bir düzen oturttuğunuz zaman takip eden kitle de sizin için bunu takip ediyor. İçeriğin gözle taranılır derecede kolay ve anlaşılabilir olması da kalite noktasında önemli bir konu. Yapılan araştırmalarda insanların F şeklinde okuduğunu ve taradığını biliyoruz. O yüzden önemli, daha etkili olduğunu düşündüğümüz görsel veya başlıkları ya da yazıları kullanıcının okuma davranışına göre de düzenlememizde fayda var. Font büyüklüğü düşündüğümüzden daha önemli aslında. Özellikle mobil ekranlarda bazı web sitelerinin font büyüklüğü çok çok küçük. Bu kolay okunabilirliği zorlaştırıyor. Okunamayan içerik paylaşılmıyor ya da ilgi çekmiyor. O yüzden en iyi seviyede kolaylıkla okunabilir bir font büyüklüğüne sahip olmamız lazım. Gelin Backlinko çok sevdiğim bir site. Brian Dean sahibi ve onun başarısı bunu her zaman her yerde anlatıyorum. Backlinko'nun Google'da 72 tane sayfası var. Çok güzel optimize olmuş ve gerçekten üzerinde haftalarca uğraşılarak üretilmiş içerikler ve bu 72 içerik itibariyle tam ayda 87 bin trafik alıyor. Yani 2500 tane sayfaya ihtiyacımız yok aylık 90 bin ya da 87 bin trafik almak için. Optimize olmuş, daha kaliteli, daha farklı, ilgi çeken başlıklar, içerikler bize yeterli trafiği zaten sağlıyor aslında. Yine Michelin'in 1900 yılında, tabii internet yok, Twitter yok, Facebook yok, daha fazla lastik satabilmesi için üretmiş olduğu bir kitapçık. Bu kitapçıkta 400'den 400 sayfalık bir kitapçık, etraftaki restoranlar, haritalar, petrol ofislerinin olmuş olduğu lokasyonlar var ve bu kitapçık sayesinde Michelin daha fazla lastik satabilmiş. Amacı zaten lastikler çok kaliteli olduğu için yıpranmadığından dolayı satamıyordu yeni lastik ve bu kitapçık sayesinde insanlar daha fazla araba sürdüğü için, daha fazla yer dolaştığı için lastikleri yıpranıp yeniden Michelin alma noktasında bir avantaj sağladı. Bu mesela içeriğin ürünle şirket stratejisiyle birleştiği noktada avantaj sağlıyor bize. Tabii bunların dışında da çok fazla üretebileceğiniz fikirler var. Bu sunumu zaten paylaşacağım için haliyle siz buradan daha sonra fikir elde edebilirsiniz. Üretme kısmında da kısaca değineceğimiz noktalar bunlar oldu. Üretmeyi de bitirdikten sonra yayınlama kısmında nelere dikkat etmemiz lazım? Planladık içeriğimizi, ürettik. Şimdi yayınlama kısmını biraz konuşalım. Doğru influencer kitlesini yakaladığımız noktada ürettiğimiz bu içerik daha fazla kişiye ulaşmış olacak. Yani her içeriğin hedef kitlesi farklı, sunumun başında da söylediğim gibi ve bunu yayabilecek, paylaşabilecek kitle de farklı. O yüzden bu içeriğin doğru influencer kitlesini yakalamamız lazım. Tabii bu nasıl yakalanır, bunun detayları neler ayrı bir gündemin konusu. O yüzden bugünlük geçiyorum. Sosyal ağları en etkili şekilde kullanmamız lazım. Yani gece 2'de sizin paylaştığınız bir içerik okunmayabilir. O yüzden hedef kitlenizin aktif olduğu saatleri seçmeniz lazım. Twitter'da, Facebook'ta ya da diğer sosyal mecralardaki dinamiklere ayak uydurarak bu içeriği üretmeniz gerekiyor. Standart bir içeriği bütün mecralarda aynı şekilde paylaştığınızda aynı etkileşimi alamayabilirsiniz. O yüzden her mecranın kendi dinamiklerine ayak uydurmanız lazım. Tabii ki
Ücretsiz trafiği SEO'dan alırken eğer etkileşim aldığını düşünüyorsak ya da daha fazla kişiye ulaşabileceğini düşünüyorsak bu içeriği paid reklamla da destekleyebiliriz. Facebook reklamı verebiliriz, Twitter, Instagram ya da eğer işle alakalı bir şeyse LinkedIn reklamı verebiliriz. Yani sadece ücretsiz trafik beklemeyin. Ürettiğiniz içeriğe güveniyorsanız ya da iyi bir etkileşim aldıysa bunu para vererek daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayın. Bunun dönüşleri size çok çok daha iyi olacaktır. Bir diğer konu tabii ki doğru zamanda paylaşılması. İçeriği doğru zamanda paylaştığınız zaman daha fazla kişiye ulaşma noktasında da fayda sağlayacak. Ve doğru yerde paylaşılması. Doğru kanallar üzerinde yapılan paylaşımlar daha fazla kişiye ulaşmasını ve daha fazla etkileşim almasına olanak sağlayan bir diğer konu. Ve bir içeriği hazırladıktan sonra gerçekten başkaları tarafından paylaşılacağını düşünüyor musunuz? Bu kritik bir konu. Eğer paylaşılmayacağını düşünüyorsanız belki de o içeriği hiç üretmemekte fayda var. Harcayacağınız kaynağı içeriğin paylaşılabileceğini düşündüğünüz farklı bir konuya değerlendirmesi avantaj sağlayabilir. Devam edelim. Yine bu mecraların dışında mailing yapabilirsiniz içeriğinizi ya da bazı kapalı sosyal medya grupları var. Orada da bir ufak bir komünite oluştuğu için orada da daha fazla paylaşım olabilir. O nedenle sadece işte SEO'ya, paid'e bağımlı kalmayın. Farklı kanalları deneyin. Çünkü her sitenin trafik aldığı kanal farklı olabiliyor. Bunu da deneyerek ancak elde edebiliriz. Yayınlama kısmında asıl dikkat edilmesi gerekenler bunlar. Bunlara dikkat etmemiz bizim için fayda sağlayacak en önemli noktalardan biri. Ölçümleme kısmına bakalım. Yazımızı planladık, ürettik, yaydık. Aslında en önemli kısım ölçümleme. Bu yazmış olduğumuz yazıyı ne kadar kişiye ulaştırabildik, ne kadar trafik aldı ve burada elde ettiğimiz bilgiyle bir sonraki planlamaya nasıl fayda sağlayacağız? Yani ölçümleme aslında tüm bu 3 adımda, bu 4 adımda en önemli kısım diyebiliriz. Ürettiğiniz içerikleri aşağıdaki bir örnekteki gibi bir Excel'de, tabi bu Excel olur ya da farklı bir dashboard olur, kendi oluşturduğunuz bir arayüz olur. Ben örnek olarak Excel koydum. Bir Excel hazırlamamız lazım. Ve bu Excel'de de neleri ölçmemiz lazım? Onlar aslında bizim için önemli. Yazıyı ne zaman yayınladık? Bunu mutlaka takip etmemiz lazım. Bu içeriğin türüne bunu mutlaka yazmamız gerekiyor. Ürettiğimiz içeriğin başlığı, URL'i, paylaştıktan sonra aldığı toplam sosyal ya da organik trafik ne kadar? Bunları ayrı ayrı yazarsak hangi içerik daha fazla iyi çalışıyor ya da hangi kanal daha iyi performans sağlıyor? Buna kolaylıkla atıyorum 2000 yazı biriktikten sonra kolaylıkla filtreden ulaşabiliriz. Ya da çoğunuzun bildiği üzere Google'un ücretsiz aracı Search Console üzerinden ürettiğiniz içeriklerin tıklanma, impression ya da CTR değerlerini görebiliyorsunuz. Ve bu sayede daha sonraki içeriklerinizi üretirken en iyi tıklamayı ya da impression'ı alan içeriklerinizden esinlenebilirsiniz. Bu da sizin için önemli bir nokta. Hangi kelimeleri hedefledik biz bu yazıda? Bunları yazabiliriz. Ya da daha sonra yayınladıktan sonra Google'dan kaç kelimede trafik aldı? Bunu bakabiliriz. Bunun için de Ahrefs size fayda sağlayacak araçlardan biri. Bu yazı kaç kelimeden oluşuyor? Buradaki önemli. Daha sonra bütün bu içeriklerimiz Excel'de biriktikten sonra en iyi performans getirenlerin ne kadar kelimelik makaleler, içerikler olduğunu kolaylıkla görmemizi sağlıyor. Ve bu sayede sunumun başında paylaşmış olduğum Search Metrics ve Backlink analizlerinin de aslında desteklendiğini göreceksiniz böyle bir çalışma yaptığınız senaryoda. O yüzden kaç kelimeden oluştuğunu da Excel içerisinde tutmamızda fayda var. Kim üretti? Yani çalıştığımız bir partner mi? İçerideki editoryal ekip mi? Eğer içeride ekip varsa bunun ismini yazabilirsiniz oraya. Ya da
kimlerle üretiyorsanız bu içeriği, bunun ismini tutmamızda fayda var. Kategorisi, hangi kategoride biz bu yazıyı yazdık? Daha sonra geriye dönüp hangi kategoriler daha başarılı diye bakmak istediğimizde bize avantaj sağlayacak noktalardan biri. Ve aldığı backlink sayısı, yani siz bu içeriği ürettiniz, paylaştınız, aradan 2 ay geçti. Acaba bu ne kadar backlink aldı? Kaç farklı site bu yazıya backlink verdi diye merak ettiğinizde Ahrefs üzerinden bunu kolaylıkla görebilirsiniz. Ya da oluşturacağınız Excel'de API ile bunu otomatik bir şekilde belirli periyotlarda güncelleyebilirsiniz. Bu da önemli bir nokta. Sosyal paylaşım rakamları, Facebook, Twitter, işte LinkedIn, diğer kanallarda YouTube ne kadar performans gösterdi? Bu içerik video olabilir, tekst olabilir. Yani sadece tekst olmak zorunda değil. O yüzden içeriğin türünü en başta zaten ikinci sırada belirttim. Ve hangi türe göre hangi içerik sosyal olarak daha fazla paylaşılıyor, hangi sosyal mecra daha etkili, bunu görmemizi sağlıyor. Sayfada kalma süresi, bu ürettiğimiz içerik hemen bir saniye sonra çıkıyor mu kullanıcılar, yoksa 35-40 saniye kalıyor mu, bunu kolaylıkla görebiliyoruz. Ve yine sunumun başında bahsettiğim, bir içeriği üretirken o içerikteki hedefimiz neydi? Atıyorum yazı içerisindeki linklere tıklanması ya da bir formu doldurması kullanıcının. Hedefiniz neyse o içerikten, bunu yazarak bu yazı daha sonra hedefine ulaştım. Ulaşmadıysa neden ulaşmadığı kendi aramızda tartışıp çözmemiz gerekiyor. Ve eğer biz bu içeriği bir reklamla promote ettiysek, bu reklam hangi mecralarda ne kadar CTR getirdi, bunu da ayrı ayrı ölçmemiz gerekiyor. Ve tüm bu ekranda bahsettiğimin dışında da sizin kendi metrikleriniz olabilir. Ama bunlar mutlaka ölçülmesi gereken metrikler. Eğer kaliteli içeriğe ulaşmayı günün sonunda hedefliyorsanız, sadece yazıp paylaşıp Analytics'ten page view'üne ya da ne kadar trafik aldığına bakmanız sizi bir adım ileri taşımayacak. O yüzden tüm bu metrikleri detaylı bir şekilde, periyodik bir halde ölçmeniz lazım ki daha iyi kaliteli ve daha iyi ve daha kaliteli içeriğe ulaşabilelim. Devam ediyorum. Google Search Console'dan konuşmuştuk. Burada da yine dediğim gibi tıklama, impression, CTR ve pozisyon bilgilerini sizinle paylaşıyor. Ve siz de buna göre bu dataları yorumlayarak içeriğinizin kalitesini arttırabilirsiniz. İçeriğiniz sosyal ağlarda ne kadar paylaşıldığını da ölçmek isteyebilirsiniz. Bunun için de bazı araçlar var. Shared Count bunlardan biri. Bu araç sayesinde içerikleriniz sosyal mecralarda, Facebook, Twitter ve diğerlerinde ne kadar paylaşıldığını sizinle paylaşan bir araç. Yine Bulk Social Checker denilen ayrı bir aracımız var. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Ve Social Crawltics de diğer tool'lardan biri. Yine bu tool'da size fayda sağlayacak noktalardan birisi diyebiliriz. Bir diğer konu, ölçümleme kısmında eğer ürettiğiniz içerikler düşük kalitede olduğunu düşünüyorsanız, yani trafik almıyorsa, bu şekilde bir visit görünüyorsa, bunu bir oturup analiz etmeniz lazım. Ve gerekiyorsa bu içerikleri güncellemeniz ya da silmeniz lazım. Silmek derken tabii ki 404 yönlendirin kastetmiyorum. Eğer benzer içerikleriniz varsa bunları tek bir içerikte birleştirip var olan diğer içeriği buraya yönlendirebilirsiniz. Ya da 301 ile yazıyı kategorisine ya da ana sayfaya yönlendirebilirsiniz. Çünkü bu sizin Google tarafında crawl budget'ınızı da etkileyecek bir konu. Destek verdiğim bir şirket için her yıl geriye dönüp performans getirmeyen içerikleri sildiğimiz senaryoda, yani yönlendirdiğimiz senaryoda %55 oranında organik trafik artışı yakaladığımızı gördük. O nedenle siz de performans getirmeyen, iyi çalışmayan içerikleriniz varsa bunları düzenlemeyi ya da silmeyi ihmal etmeyin, yani korkmayın. Aslında bir bakıma bu budama gibi düşünebiliriz. Her sene yapmamız gereken bir budama. Ölçümleme kısmı da bu şekilde, en kritik konulardan bahsettik. Yavaş yavaş sunumun sonuna geliyorum. Çünkü
Zaten herkes şu an ofiste olduğunu düşünüyor ve 5'teki servise yetişeceğinizi hayal ederek, o yüzden olabildiğince 45-50 dakikaya sığacak bir sunum hazırladım. Bunu genelde bütün sunumlarıma koyuyorum çünkü bu vizyona ulaşmadığımız sürece bizim bir işi kaliteli yapmamız ya da başarılı hale getirmemiz zor. Karşımızda her zaman bizler gibi insanların olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bugün burada konuştuğumuz birçok şeyin aslında insanlar için ürettiğimizin farkında olmamız lazım. O nedenle insanlar için yapıp robotlar için optimize ettiğimiz bir senaryo bize avantaj sağlar. Aksi halde kısa vadeli bir başarı ve daha sonra maalesef başarısızlıklar dizisiyle uğraşmak zorunda kalırız diyerek sunumumu bitiriyorum. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Bazı sorular var. Onların üzerinden geçelim. Şimdi şöyle sorulara bakacağım. Evet, bir hayli soru varmış. Şu galiba upvote oluyor. Şuradan. Yani şu en fazla cevaplanılmasını istenilen soru. Tuğçe Durmuşoğlu sormuş. Performansı düşük içerikleri güncellemeyi mi tercih edersiniz yoksa yönlendirmeyi mi? Örneğin yıl hedefli içerikler 2017 en iyi saç modelleri gibi, sonraki yıl bu içerik 2018 versiyonunu değiştirmek sizin için daha mı doğru? Evet, çok güzel bir soru aslında bu Tuğçe. Burada benim önerim, eğer halen 2018 yılına geldiğinizde halen 2017 içeriğiniz trafik alıyorsa ve istediğiniz seviyede devam ediyorsa bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Ama performansı düşüyorsa, aldığı trafik giderek azalıyorsa bu yazıyı güncellemek daha mantıklı. Çünkü bu sayede o yazı zaten belirli bir otorite değerine ulaşmış oluyor. Burada yapacağınız değişiklik avantaj sağlayabilir. Tabii ki burada yine bir diğer konu, eğer içerik olarak çok fazla şey değişiyorsa, çok farklı iki konuyu işliyorsanız ayrı bir yazıda değerlendirmek de faydalı olabilir. Mesela gelinlik modelleri çok değişkenli olabilecek bir konu olarak tahmin ediyorum. O yüzden belki bu yazı özelinde var olan yazıyı düzeltmek yerine yeni bir yazı üretmek daha sağlıklı olabilir diyerek diğer soruyu cevaplayayım. Haydar Özkömürcü'nün bir sorusu var. İçeriğin Twitter'da kaç kez paylaşıldığını gösteren bir tool var mı diğerleriyle birlikte? Bunu zaten sunumda paylaştım. Share Count bunlardan bir tanesi. Artı alakalı değil fakat backlink aldığımız yazıyla alakalı. Ha, Murat'ın bir sorusu var. Yazdığınız kaliteli içeriği backlink almak istiyorsunuz. Yazınızla alakalı sektörel bir blogtan mı yoksa otoriter bir haber sitesinden gelen backlink mi daha değerli? Bizim yazımızla alakalı içerikler var ama otoritesi zayıf. Haber sitesi çok otorite haber sitesi olduğu için genel olarak alakalı değil fakat backlink aldığımız yazı alakalı. Evet, yazdığınız kalite soruyu anlamadım, baştan okuyacağım o yüzden. Yazdığınız kaliteli içeriğe backlink almak istiyorsunuz. Yazdığınızla alakalı sektörel bir blogtan mı yoksa otoriter? Evet. Şimdi aslında şöyle, backlink belirli değerlerde olduğu sürece zaten size fayda sağlayan bir unsur. Eğer arama sonuçlarında pozisyon kazanmak istiyorsanız backlinksiz bunun mümkün olmayacağını bilmemiz lazım. Google'un çalışanı geride zaten bunu sürekli söylüyor. Backlink olmadan sizin ranking kazanmanız çok zor. O yüzden aldığınız backlinkleri düzenli takip edip eğer belirli bir değerin altındaysa ya da size zarar verdiğini düşünüyorsanız bunları Google Disavow aracılığıyla Google'a bildirmeniz gerekiyor. Onun dışında gelen backlinkleri sürekli analiz edin. Ve eğer sektörel bir blogtan geliyorsa daha avantajlı. Yani atıyorum zencefilin faydalarını yazısına bir oyun sitesi link veriyorsa tabii ki Google'da bunun farkında. O nedenle otoriter olması da bu noktada mümkünse tabii ki daha faydalı oluyor. Yusuf'un bir sorusu var. Hızlıca onu cevaplayalım. Bir 10 dakikamız kaldı. Google şemadaki yıldız ve diğer işaretlemeleri neye göre yayınlayıp yayınlamıyor? Evet, bu da güzel bir soru Yusuf. Bu noktada şöyle, Google eğer arama sonuçlarında yıldızları
ya da diğer entegrasyon yapılmış sayfalardaki dataları gösteriyorsa, siz Google gözünde aslında kaliteli bir siteye geldiğinizin göstergesi. Çünkü birçok sayfa bu entegrasyonları sağladığı halde arama sonuçlarında yıldızlara ya da diğer gözüken şema elementlerine sahip olamayabiliyor. O nedenle sadece entegrasyon yapıyor olmak arama sonuçlarında gözükeceğinin garantisini vermiyor. Burada da Google kendi kriterlerinde belirli bir kalitenin üzerinde görüyorsa siteyi, tabii ki bunun içerisinde belirli bir backlink performansı, üretmiş oldukları içeriklerin kalitesi, işte sitede kalma süresi gibi birçok unsur var. Haliyle bunları toplam olacak şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Minaç'ın bir sorusu var. Sayfanın bounce rate'in SEO etkisi var mı? Bu çok konuştuğumuz ve tartıştığımız bir konu. Bu zaman içerisinde değişti. Neden? Çünkü Google'un 2 senedir üzerinde çalıştığı AMP teknolojisini biliyorsunuz. 1 saniyenin altında yüklenen sayfalar üretebiliyor bu teknolojiyle ve burada AMP sayfası açıldığı zaman sol üst tarafta bir X butonu var. Yani zaten 1 saniyenin altında içerik yüklendiği için kullanıcı hızlıca bakıp eğer istediği içeriği bulamıyorsa ya da ilgili değilse X'e basıp çıkıyor. Yani olay zaten giderek form değiştirdiğinden dolayı eskisi kadar bounce rate'in SEO'ya etkisi var diyemeyiz. Ama eğer ürettiğiniz içeriklerin yüzdelik olarak atıyorum %70'inden fazla bounce rate çok yüksekse bunu oturup bir analiz etmenizde fayda var. Ama bounce rate %40'ın altındaysa çok da yani overall bounce rate'iniz %40'ın altındaysa çok da endişe etmenize gerek yok aslında. Haydar'ın bir diğer sorusu daha var. Sosyal ağlardaki etkileşimi sıralama etkisi var mı? Bizzat Google çalışanları herhangi bir etkisi olmadığını söylüyor. Ama dolaylı olarak etkisinin olduğunu yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. O yüzden yine sosyal ağlardaki yapmış olduğunuz etkileşim ve paylaşımlar dolaylı olarak SEO performansınızı da etkiliyor diyebiliriz. Yukarıya doğru çıkıyorum tekrardan. AMP sayfalarının SEO etkisi var mı diye sormuş Kerim. Yani AMP sayfaları, yani AMP entegrasyonu yapıyor olmanızın size artı bir puanı yok. Sadece kullanıcıya çok daha iyi bir deneyim sunmuş oluyorsunuz ve Google'un dün test etmeye başladığı arama sonuçlarında instant denilen mavi bir label göstermeye başladı. Yani arama sonuçlarında sizin sitenizin yanında mavi bir kutucuk çıkıyor. Bu da daha kolay fark edilmenizi ve kullanıcının o sayfaya tıkladığında 1 saniyeden daha kısa sürede açılacağı bir içerik olduğunu sinyalini veriyor. Böyle bir avantajı var. Bir diğer avantajı eğer bir içerik üreten siteyseniz belirli sorgularda AMP sonuçları için Google özel bir widget açıyor arama sonuçlarında. Haliyle orada yer almak istiyorsanız zaten AMP entegrasyonunuzun olması gerekiyor. Tuğçe'nin bir sorusu var. 2000 kelimelik bir içerik 1842 farklı kelimeden nasıl trafik alabiliyor? Bununla ilgili bir konu içerik örneği verebilir misiniz? Zaten yani sunumda paylaşmadım. Yani özel bir şey olduğu için müşteri tarafında gizli kalması gerektiği için. Buradaki olay şu. 2000 kelimelik içerik üretilirken seçmiş olduğumuz başlıkla ilgili yaklaşık olarak kullanıcıların 3000'den fazla yapmış oldukları arama vardı. Yani çok geniş bir başlıktı bu. Biz de spam'e kaçmadan, kullanıcıyı sıkmadan, kaliteyi düşürmeden en çok aranan kelimeleri seçip yazı içerisinde bunları işledik. Ve bunu işledikten sonra Google bu 2000 kelimeyi tarayıp, yani bu içeriği tarayıp kendi database'inde daha farklı ve fazla kelimeyle de ilişkilendirebiliyor. O nedenle burada da 2000 kelimelik bir içeriğin 1800, 2000 hatta 2500 kelimeden trafik alması gayet mümkün. Bununla ilgili örneği bana bir mail atarsan paylaşabilirim Tuğçe. Ya da Twitter'dan yazarsan. Public paylaşmam çok uygun olmayacaktır. Buran bir sorusu var. Onu hızlıca cevaplandıralım. Son 5 dakikamız. Nofollow link de almak gerekli mi? Hem nofollow hem dofollow mu almalıyız? Burada da yine bahsettiğimiz gibi her iki backlinkinde size
faydası var. Yani nofollow backlink trafik sağlarken dofollow backlink Google tarafında daha iyi ranking almanızı sağlıyor. Eğer bir sitenizin profili %99 dofollow'la oluşuyorsa tabii ki bu Google tarafında bir sinyal. Bu mümkün değil çünkü webin doğası gereği nofollow backlink de sitelerin alıyor olması gerekiyor. Eğer sizin backlink profilinizin %99'u dofollow'la oluşuyorsa Google over-optimized bir durum olduğunu düşünerek sizi cezalandırabilir. O yüzden size nofollow backlink geldiğinde çok da üzülmeyin. Hakan'ın bir sorusu var. Düzenli olarak reklam içeriği yayınlayan bloglarda içerik paylaşmak ve backlink almaya çalışmak SEO açısından sorun yaratır mı? Burada düzenli olarak reklam içeriği yayınlayandan şunu anlıyorum. Bir paralı PR bültenleri sadece yayınlıyorsa blog ve o üretilen içerik 70 tane sitede daha birebir aynı yayınlanıyorsa ve bu 2 senedir böyle devam ediyorsa o site aslında Google gözünde biraz problemli hale dönüşebiliyor. Ondan dolayı sadece o sitelerden backlink almaya çalışmak SEO performansımızı negatif etkileyebilir. Shared count Twitter göstermiyormuş. API kapanmış. Evet. Bunu bilmiyordum. Cross-linking ile ilgili bilgi alabilir miyiz demiş Turan. Bir network şirketiyseniz ve kendi network'ünüz altında 10 tane site varsa bunları birbiriyle linklemenizin hiçbir zararı yok. Ama Google zaten bu sitelerin network şirketi olduğunu biliyor. Çünkü aynı Analytics kodunu, aynı Search Console'u kullanıyor ve hepsi birbirini linkliyor. Haliyle cross linkler size çok yüksek SEO performansı sağlamaz backlink tarafında. Zararı var mı? Bir zararı yok. Ama daha farklı Google değeri yüksek sitelerden backlink alıyor olmanız SEO tarafında daha fazla performans sağlar. Yani şirket içerisinde 10 tane farklı şirketiniz var. Yeni bir site açtınız. Bu 8 şirketten link aldınız. Google'da bütün hedeflediğiniz sorgularda arama sonuçlarında yer alacaksınızın anlamını taşımıyor diyebiliriz. Bakıyorum başka kaçırdığımız bir şey var mı diye sorulardan. Şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Ufuk bir soru sormuş. İçeriği kaçırdım, sonradan katıldım. Tekrar izleyebilecek miyiz bir yerden? Evet Ufuk, bunu daha sonra paylaşacağız YouTube'da ve ben sunumu da ayrıca paylaşacağım. Oradan da yine içerikle ilgili bu ipuçlarını takip edebilirsin. Sorulan olursa da bana yine sosyal ağlardan ulaşabilirsin. İbrahim'in bir sorusu var. Başarılı bir SEO uzmanı ya da danışman olmak için ne gibi sertifikalar, eğitimler alabiliriz? Sertifikalık bir durum yok. Kendinizi arama motoru optimizasyonunda geliştirmek istiyorsanız olabildiğince daha farklı ve fazla içerik okumanız lazım. Ve tabii ki bu okuduğunuz, öğrendiğiniz bilgileri uygulamanız gerekiyor. Yani elinizi biraz çamura sokmanız lazım. Örnek bir site açabilirsiniz. Öğrendikleriniz bu site üzerinde uygulayabilirsiniz. Ya da çalıştığınız bir şirket varsa bu şirket üzerinde bazı testler yapabilirsiniz. Öncelikle arama motor optimizasyonunun ne olduğunu, nasıl çalıştığını, hangi adımlardan oluştuğunu okumamız ve daha sonra bu okuduğumuz bilgileri de bizzat uygulamamız gerekiyor siteler üzerinde. Bu bize daha fazla bilgiyle birlikte daha fazla deneyim ve tecrübe de sağlayacak diyebiliriz. Şöyle hızlıca tekrar kontrol ettiğimde sanırım bütün soruları cevaplandırdık. Eğer ayrıca sormak istediğiniz sorular olursa Facebook'tan, Twitter'dan, LinkedIn'dan falan bana ulaşabilirsiniz. Diyerek bugünü tamamlayalım o zaman. Çok teşekkürler katılımınız için. Umarım faydalı olmuştur. Daha sonra sunumu hem video olarak hem sunum olarak zaten paylaşacağız. Oradan da ayrıca sormak istediğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz. Ve son bir şey daha. Eğer bugün konuştuğumuz konularla ilgili içerik tarafında içerik bulutunda bir deneme isterseniz yani içerik bulutunu henüz tanımamış olanlar varsa
Evet, İlyas Teker 20 koduyla içerik bulutuna üye olarak ürettiğiniz ya da talep ettiğiniz içerikleri indirimli bir şekilde ulaşabilirsiniz. En azından platformu denemek için ya da bu konuştuklarımızı uygulayabilmek için fayda sağlayacak bir nokta diyerek bugünü tamamlayalım. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.